Selamünaleyküm. Allah izin verirse bugünden sonra önce zikrullahı yapacağız. 9'da zikrullah başlayacak diye söylemiştim. İnşallah her zikrullah'tan önce de Allah izin verirse inşallah birer ayet-i kerime, birer hadis-i şerif, böyle bir 10 dakikalık, 15 dakikalık zikrullah ile alakalı ayet, hadis, imamların sözleri böylece devam ettireceğiz. Sonra da dersten sonra, zikrullah'tan sonra Allah izin verirse inşallah vakti olan, kalabilen kardeşler burada yine İmam Buhari'nin Edeb-ül Müfredinden yine bir iki tane oradan hadis okuyup ardından soru cevapla Perşembe gecelerini sonlandıracağız. Böyle karar 2005-2015 ile alakalı kendimce böyle bir karar almıştım. Demiştim ki bu yılı bitirelim. Ondan sonra Allah izin verirse böyle bir şey başlayalım diye. Çünkü cemaatin içerisinde çok genç arkadaşlar var, yeni arkadaşlar var. Eskiler bu konuları biliyorlar. Bunları defalarca biz ders yapmıştık. Böyle olunca böyle insan belki de bir anlık gaflette bulunup işte geçmiş arkadaşlar biliyor nasılsa diye bu konulara çok fazla üzerinde durmadık veyahut da vakti saati gelince soru sorulunca oldu. Tabi bunun akabinde Allah izin verirse inşallah delilleriyle, ayet, hadis, imamların içtihatlarıyla ondan sonra cehri zikrullahla da alakalı inşallah Cenab-ı Hak izin verirse buna da değineceğiz zaman içerisinde, vakti, saati, sohbet yerini bulursa. Bu tabi böyle hemen birkaç derste belki de anlatılabilir. Ama bunu zaman içerisinde yayaraktan inşallah arkadaşlar, kardeşler bu meseleyi sindirsinler istiyorum. Aynı zamanda da bu uzun ondan sonra kış gecelerini biz inşallah hem zikir ile hem sohbet ile devam ettirelim. Allah izin verirse inşallah. Ey inananlar, Allah'ı çok canın ve onu sabah akşam tesbih edin. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Ashab 41. ve 42. ayet-i kerimede bütün inananlara diyor ki Allah'ı sabah akşam zikredin. Bunu böyle namaza bağlayanlar var. Bu namaza bağlanaraktan duran bir ayet-i kerime değil. Ankebût'te de namaz sizi kötülüklerden alıkor. Ama Allah'ı zikretmek en büyük iştir diyerekten namaz, salat, zikri ayırmıştır Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. O zaman Allah'ı zikretmek en büyük iştir. Bunun içerisine namaz, bunun içerisine oruç, bunun içerisine haramlardan uzak durma, bunun içerisine helalları yaşama, bunun içerisine sünnet-i Resulullah'ı yaşama, bunun içerisinde erkek veya kadının günlük işlevlerini, amellerini, ibadetlerini Allah için yaşaması da bu zikrullah şemsiyesinin altındadır. O yüzden yalan söylememek zikirdir. Gıybet etmemek zikirdir. Dost doğru olmak zikirdir. Bir kimsenin günlük yaşantısını Kur'an ve sünnet dairesinde bulundurması zikirdir. Bir ayet-i kerime daha. Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, taate devam eden erkekler ve taate devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazı erkekler ve mütevazı kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve kadınlar var ya, işte Allah bunlar için mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.
Ahzab ayet 35. Burada ayet-i kerimenin sonunda Allah'ı çokça zikreden erkekler ve kadınlar diyerek de Hazreti Allah ibadetlerin hepsinde kadınların ve erkeklerin ortak olduğunu, bu emirlere kadınların da muhatap olduğunu ve Allah'ı zikretmenin kadınlara da bir emir olduğu ve kadınların da üzerine vazife olduğuna dair delildir ayet ile. O zaman normalde Hazreti Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimede bunun esbab-ı nüzulü ayet-i kerimenin kadınlar işte hep erkeklere mi hitap ediyor Kur'an-ı Kerim? Bize hitap etmiyor mu? Bu hep erkeklere mi bu emirler diye söz konusu olunca Cenab-ı Hak bu ayeti kerimeyi inzal etti. Sabreden kadınlar, sabreden erkekler. Ayeti kerimeyi değiştirmeyeyim. Sabreden erkekler, sabreden kadınlar. Taat eden. Bunu taatı sadece namaz olarak algılarlar. Sadece namaz değil, Allah'a taat etmek. Yani Allah'a getirilmesi gereken bütün vazifeleri yerine getirmek. Olması gereken herkesin gücünce, yapabildiğince, yetebildiğince o ibadetleri yerine getirmesi. İşte bununla alakalı Cenab-ı Hak Allah'ı çokça zikreden, çok zikreden erkekler ve kadınlar var ya, Allah bunlar için çok büyük mükafatlar hazırlamıştır diyerekten zikrullahın hem kadınlara hem erkeklere ve bütün iman edenlere farz kılındı. Bütün iman edenlerin Allah'ı zikirden sorumlu kılındı. Çünkü önümüzdeki derslerde gelecek az zikretmenin münafıklık alameti olduğu ve Cenab-ı Hakk'ın az zikrenleri tehdit ettiğini göreceğiz. İşte kıymetli kardeşler, kıymetli dostlar, Allah'ı zikir en büyük iştir. Ve bu en büyük iş ile kadınlar da erkekler de zorunlu ve sorumludur. Mükelleftir. Cenab-ı Hak inşallah bu mükellefiyeti hakkıyla yerine getirenlerden eylesin. Amin. Bu noktada inşallah bununla, bu amel ile amellenenlerden eylesin. Amin. Kıymetli dostlar, burada en önemli meselemiz şu. Sufiler tarih boyunca hep ihlası önde tutmuşlar. Bir kimsenin niyeti ve ihlasını önde tutmuşlar. Yaptığınız ibadetler küçük veya büyük, önemli veya önemsiz, hangi noktada olursa olsun yapılan bir ibadeti ihlasla, samimiyetle yapmak önemlidir. O yüzden yaptığınız bütün yaşadığınız hayatta, yaptığınız fiiliyatlarda Allah için yaşamayı, Allah için yapmayı önde tutun. Zikrullah yapan, sufiliği yaşayan kadın ve erkeklerin hataya düştükleri nokta iyi rüya görmek, hal görmek, görebilmek, mucizelere ulaşmak, kerametlere ulaşmak, sivrilmek, orada parmakla gösterilmek, methedilmek, övülmek, orada farklı olduğunu göstermek, farklı durduğunu göstermek gibi ihlası bozan, samimiyeti bozan, o kimsenin ibadetini havaya çıkaran, boşa çıkaran, Allah muhafaza eylesin, niyet bozukluğundan uzak durmakta fayda var. O yüzden yaptığınız ibadetleri Allah için yapın. Zikrullahınızı Allah için yapın. Günlük virdinizi Allah için çekin. Benim şeyhim görürse ben ne haldeyim? Vay, benim şeyhim bunu görürse ben onun yüzüne nasıl bakarım? Bu taze yeni sufilerde belki de fayda verebilir. Ama ve lakin
Bu kimsenin ihlasını bozar, bu kimseyi şirke götürür. Şeyhim görürse ne yaparım diye düşünen kimse şirke düşer. Şeyhi için ibadet eden, kocası için ibadet eden, karısı için ibadet eden, abisi için, ablası için ibadet eden, amcası için, dayısı için ibadet eden, patronu için, işçisi için ibadet eden, sevgilisi için ibadet eden, vay benim sevgilim filanca dergahta, ben de oraya gideyim onu göreyim de belki de beni alır diye ibadet eden, vay ben oradan evlenirim, işimi düzeltirim, vay oraya gidenler kata yata sahip oluyorlar, yok oraya gidenler şöyle oluyor, böyle oluyor deyip de yola koyulanlar yolun sonunu göremezler. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine sordular, dediler ki bir kadın için bir müşrik erkek de hicret etmişti. Müslüman bir kadın Medine'ye hicret edince onu seven bir müşrik erkek de Medine'ye hicret etti. Ashab sordu, ya Resulallah o da hicret sevabı alacak mı? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri dedi ki neye hicret ederse herkes onu bulur. Allah için hicret eden Allah'ı bulur. Kadın için hicret eden kadın bulur. Rızık için endişe eden rızık bulur. Ticaret için hicret eden, dışarı çıkan, ticareti güzel olur, âlâ olur. Hadis-i şerif. O zaman bizim niyetimiz burada Allah için olmalı. Bir kimse bir dergaha, bir tekkeye, bir şeyhe Allah için gitmeli. Allah için. Allah için orada durmalı. Allah için mücadele etmeli. Allah için direnmeli. Allah için koşmalı. Allah için yanmalı. Allah için. Her şeyini Allah için yapmalı. Şeyhler ölür gider. Tarih boyunca peygamberleri ölünce dinlerini bırakan ümmetler oldu. Peygamberleri vefat etti. Peygamberler vefat ettikten sonra dinlerinden dönenler oldu. Aynı hadiseyi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri vefat edince de yaşandı. Bazı kabileler bayram günü olarak o günü tayin ettiler. Hazreti Peygamber öldü, kurtulduk dediler. Davul çalıp zil çalıp oynayanlar oldu. Davul çalıp zil çalıp oynayanlar oldu. Ama Allah'a iman etmiş sımsıkı duran sahabeler milim kımıldamadılar. Onların imanları Allah'aydı çünkü. Onların inandıkları her daim diri olan Allah'tı. Allah'tı. O yüzden Hazreti Ebubekir Efendimiz dedi ki biz hiç ölmeyen diriye iman ettik. Hazreti Ömer Efendimiz kılıcını çekti. Kim öldü derse kılıcım onun hakkını verir dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini öldüğünde. Ama Hazreti Ebubekir Efendimiz onu durdurdu, susturdu. Evet, biz Allah'a iman ettik. O yüzden aynı şeydir. Adamın şeyhi vefat eder, hala da kör olur, badem gözlü olurmuş. Diş çürür, mercan diş olurmuş. Bunun gibi ölmüş olan şeyhlerine bağlılıklarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Bu geçmiş müşrik ümmetlerin yaptıkları hata. Eğer bu noktada bir kimse geçmiş şeyhe devam edecekti madem ki intisabına, onun şeyhi de yeterdi. Onun şeyhi de yeterdi. Onun şeyhi de yeterdi. Üstadlar da bu dünyada kalıcı değil. Hiç kimse kalıcı değil. Allah baki.
Allah baki. Üstadımız bize yol gösterir. Bize usul, erkan, edep öğretir. Bize bilgisini aktarır. Üstad Allah değil. Üstad ölümsüz değil. Bundan sonra gelmeyecek. Benden sonra gelmeyecek. Ondan sonra gelmeyecek. Hepsi de cahil sözlerdir. Allah'ın velileri kıyamete dek hiç eksilmez. Kıyamete dek Cenab-ı Hak velilerini gönderir ve kıyamete dek Cenab-ı Hak velilerini devam ettirir. Hiç inkıtaya uğramaz, hiç kesintiye uğramaz. Cenab-ı Hak cümlemizi bizi ihlaslı ameller işleyenlerden eylesin. Amin. Bir hadisi kutsi sohbetimiz son bulacak. Kısa böyle sohbetler zikirle alakalı. Ben kulumun hakkımdaki zannına göreyim. Kulum beni andığında onunla beraber olurum. Kulum beni andığında onunla beraber olurum. Cenab-ı Hakk'ın beraberliğinin dereceleri vardır. İlmel yakin derece. Allah herkese ve her şeye adalet nispetinde yakındır. Bu ilmel yakindir. Taşa, toprağa, canlı, cansız olarak gördüğün senin ama her şeyin canlı olduğu, her şeye Cenab-ı Hak yakındır. Bu ilmel yakin noktasıdır. Bu taşa yakın olduğu kadar sen ister iman et ister etme, sana da yakın. Bir kuşa, bir böceğe, bir buluta, güneşe, aya, yıldıza, toprağa, suya, balığa, mevcudat, varlık alemine baktığımızda bütün varlığa ne kadar yakınsa sana da o kadar yakın. Adaleti nispetinde. Ama Allah'ın bir de aynel yakinliği var. Bir çıt üstü. Sen bir şey yapınca sana bir daha hususi yakınlık gösteriyor. Bu her şeyden seni farklı kılan, taştan, topraktan, böcekten farklı kılan, seni farklı kılan, melekten seni farklı kılan, seni Cebrail'den, Mikail'den, İsrafil'den, diğer meleklerden farklı kılan şey, seni taştan, topraktan, hayvandan, balıktan, attan, eşekten, böcekten farklı kılan şey, seni dağdan, taştan, topraktan farklı kılan şey, varlığın içerisindeki bütün varlıkların, varlıklardan seni farklı kılan şey, seni farklılaştıran şey ne? Kulum beni andığında onunla beraber olurum. Bu beraber olması diğer o ilmel yakin noktasındaki beraber olmasından farklı. Sen onu andığında o seninle hususi bir beraberlik tesis etti. Ayet-i kerime var ya, kim Allah'ı zikrederse Allah da onu zikreder. Bakın, kim Allah'ı zikrederse, bunda o kimsenin cüz-i iradesi var. Bunda o kimsenin bir adım atması var. Kim Allah'a bir adım yaklaşırsa Allah ona 10 adım yaklaşır. Burada cüz-i iradeyi inkar etmek yok. Allah bizi davet ederse zikrullah yaparız. Böyle bir şey yok. O bizi çağırınca hacca gidecekmişiz. Böyle bir şey yok. Hac sana farz kılındı. Yol bulabilen herkes gidecek. Cenab-ı Hak beni zikredin diyor, emrediyor. Sen onun zikrine gitmek zorundasın. Zikrini yapmak zorundasın. Zikrine doğru koşmak zorundasın. Cüz-i iradenizi kenara koymayın.
Adam kötü ahlakının cüz'i, kötü ahlakını Allah'a bağlıyor. Eşine hakaret ediyor, Allah'a bağlıyor. Eşini dövüyor, Allah'a bağlıyor. Kendi ahlaksızlığını Allah'a bağlıyor. Kendi tembelliğini Allah'a bağlıyor. Kendi aymazlığını Allah'a bağlıyor. Kendi mücadelesizliğini Allah'a bağlıyor. Kendi gevşekliğini Allah'a bağlıyor. Kim ona yaklaşırsa Allah da ona yaklaşır. Kim Allah'ı anarsa Allah da onu anar. Allah da onu anar. Kim Allah'ı zikrederse Allah da onu zikreder. Sen zikredersen o seni zikredecek. Sen ona isyan edersen seni şırıngayla zikrullah vermeyecek. İmtihanın sırrı kalktı o zaman. O zaman imtihanın sırrı yok. O zaman hiç kimse mücadele etmesin, hiç kimse gayret göstermesin. Böyle bir şey yok. Biz iyi insan olmak için gayret göstereceğiz. Biz dost doğru olmak için gayret göstereceğiz. Biz iyi ameller işlemek için gayret göstereceğiz. Gayret göstereceğiz. Biz iyiye, doğruya, güzele kavuşmak için gayret göstereceğiz. O beni içinden anarsa ben onu onlardan daha hayırlı bir toplum içerisinde anarım. O bana bir karış yaklaşırsa ben de ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben de ona koşarak gelirim. Demek ki bir kimse ona yürüyerek giderse Allah da ona koşarak geliyor. İşte ben istedim olmadı. Yok kardeş, istememişsin sen. Dosdoğru çalışmamışsın. Gelirler bazen. İşte biz istihara yapıyoruz da arıyoruz da bir türlü bulamadık biz. Yok kardeş, arayan bulmuştur hep. Arayan bulmuştur hep. Ben dergaha girdiğimden itibaren aynı terennemleri hep dinlerim. Çok aramış da bulamamış. Laf. Hiç aramamışsın sen. Çok böyle prototip görmüşümdür ben. Vay o şey efendi ne mübarektir. Onunla tanışmıştır, o görüşmüştür. Ama nasip olmamıştır. Ondan ders alamamıştır. Ondan ders alamamış, ondan ders almamış, ondan ders almamış. Hala dersi yok. Kulağına eğiliyorum. Ne kadar da çok kibirliymişsin diyorum. Kalıyor. Hepsinde bir kusur buldun değil mi diyorum ben. Bağlı bulundukları şeyhte dahi kusur bulanlar, kusur araştırayanlar o şeyhleri vefat ettikten sonra bir şeyhe ulaşamazlar. Neden? Allah'ın velisine küstahlık yaptıklarından, kibirlilik yaptıklarından dolayı. Ben bunu yakın dairemde arkadaşlara derdim Şeyh Efendi'nin zamanında. Şeyh Efendi'de kusur arayanlar göreceksiniz. Hiçbirisi de bir şeyhe intisap edemeyecekler. Bu tecrübeyi nereden elde etmiştim? Şeyh Efendi'ye intisap etmeyenlerden. Çorumlu Hacı Mustafa Efendi Hazretlerinden sonra Şeyh Efendi'ye intisap etmeyenler vardı. Bunların büyük bir çoğunluğuyla görüştüm. Onlar Şeyh Efendi'ye intisap etmiyorlardı. Şeyh Efendi'nin ve Çorumlu Hacı Mustafa Efendi'nin kusurlarını söylüyorlardı. İlk zamanlar. Ama sonradan Çorumlu Hacı Mustafa Efendi Hazretleri onlar için kara gözlü oldu. Mercan dişli oldu. Ela gözlü oldu. Ve hala da öyle devam edenler var ha. Daha bir şeyhe intisaplı değiller. Her şeyhin bir kusuru var onlar nazarında.
Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden burada kardeşler, ihlas ile Allah'ı zikredin. İhlas ile derslerinizi çekin. İhlas ile. Şeyh için ibadet etmeyin. Öyle arkadaşımdı, kardeşimdi, onlar için ibadet etmeyin. İbadetiniz Allah'a, zikriniz Allah'a, fikriniz Allah'a. Allah'la irtibat kurun. Duanız Allah'a. İstemeniz Allah'a. Allah'a. Sakın gözünüzü şaşkınlığa çevirmeyin. Sakın. Sakın ha. Yolda kalanlardan olursunuz. Allah bizi muhafaza eylesin. Amin. Cenab-ı Hak cümlemizi korusun inşallah. Üç ihlas bir Fatiha Şerife. Bu kandillerle alakalı bir kısım Müslümanlar şimdi hem kandilleri reddetmekte, bir kısmı da bu Kadir Gecesi'ni reddetmiyorlar da, bilhassa Mevlüt Kandili'nin üzerinde fırtına koparıyorlar. Mevlüt Kandili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin doğumuyla alakalı. Bununla alakalı sahabe bir uygulamada bulunmamış. Yani ashab Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin doğum gününe özel bir ibadet yapılmamış. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de yapmamış. Fakat mesela Aşure orucuyla alakalı Yahudiler oruç tutarlar. Bu Firavun'un zulmünden kurtulduklarına şükür noktasında oruç tutarlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de o orucu tutmak bizim de hakkımız. Biz daha fazla bu hakka sahibiz diyerekten Musevilerin tutmuş oldukları o orucu kendileri de tutarlar. Buradan bir kimse kıyas çıkarabilir. Nasıl kıyas çıkarabilir? Nasıl Museviler Firavun'un zulmünden kurtuldukları günü böyle bir şükran günü olarak düşünüp Allah'a hamdlerini yerine getirmek için oruç tuttularsa ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de bu orucu kabul ettiyse, bunu ümmetine yasaklamadıysa, bir Müslüman da, bir Muhammed'i de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin doğum gününe Cenab-ı Hakk'ın kendisini bu nurla, Cenab-ı Hakk'ın kendisini bu hidayetle, Cenab-ı Hakk'ın kendisini bu kurtuluşla müjdelemesinden dolayı Mevlüt Kandili'nde buradan oruç tutabilir. Kıyas edebilir böylece. Çünkü nasıl İbrahimler Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ateşten kurtulmasının bir şükran günü olarak kutluyorlarsa, İseviler nasıl İsa Aleyhisselam'ın zalimlerin elinden kurtulup göğe çıkmasını bir şükran günü olarak kutluyorlarsa, mübarekliyorlarsa bunu, normalde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri geçmiş peygamberlerin, zalimlerin, müşriklerin elinden kurtulma günlerini hem Kur'an bize anlatıyorsa, aktarıyorsa, hem de aynı zamanda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bunları kabul ediyorsa, o zaman normalde bir Müslüman kendince buradan kıyas ederekten Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin doğum gününe özel kendince nafile ibadet edebilir. Bu soruyu soran kardeş neredeydi? Evet. Bunu normalde bidat deyip açıkça konuşmakta fayda var. Bunları bir kimse reddetme hakkına sahip, reddedebilir. Ama bir kimse kendince ben Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini seviyorum,
onun doğumunu için ve ben de onunla tanıştığım için ben onun doğum gününü kendim için nafile bir oruç tutacağım Allah'a hamd noktasında dese ona hiç kimse bir şey diyemez. Şimdi yeni yeni modalar çıkıyor ya, yeni yeni modaların içerisinde bunlar da var. İşte kandil günlerini reddediyorlar, bazı günleri reddediyorlar. Böylece kendilerince İslam'ın kendi içerisinde oluşmuş olduğu derinlemesine kültürü yok etmeye çalışıyorlar. Allah bizi affetsin. Çaylarınızı da içebilirsiniz. Dergah sohbeti böyledir. Şeyden sonra, sohbetten sonra hem çay içilir, çaylar karıştırılırken ses çıkarılmaz dergah adabında. Çıngır 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 ses çıkarılmaz asla. Şekeri karıştırırken sessiz karıştırılır. Koyunların çıngırağı gibi çıngır, ses çıkarmayacak. Dergah edep ister. Böyle ses çıkarmadan çayını karıştırırlar. Hiç kaşık sesi duyulmayacak. Böyle yok çay bitti. Böyle şeyler olmaz. Çatır çutur çatır çutur çatır çutur çay karıştırılmaz. Dergah adabıdır bunlar. Çay içilirken hüpürdetilmez. Dergah adabı. Biz insanı en güzel biçimde yarattık, sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ayetini açıklar mısınız? Cenab-ı Hak insanı ahsen-i takvim üzerine yaratmıştır. Ahsen-i takvim üzerine yarattığı bu Adem'e, bu insanlara melekleri secde ettirmiştir. Ama o insan bir taraftan ruhlar aleminde, alem-i ruhta ruhu cennette de vücudunu yarattığı halde insan isyan etmiş. İsyan edince aşağıların aşağısı olan dünyaya gönderilmiş. O yüzden bu dünyada imtihanı bitirip yine yaratılmış olduğu ilk günkü doğru seyri sülük yapacak. Kendini ahsen-i takvime hazır hale getirecek inşallah. Hazreti Mevlana mesnevisinde nice inşallah demeyen var ki canı inşallah'a eş olmuştur diyor. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem inşallah demeyi unutunca 40 gün vahiy kesilme hadisesi var. Bu beytin açıklamasını nasıl algılamalıyız? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin inşallah demediği için vahyin kesilmesi bizlere derstir. Hazreti Peygamber Efendimiz'e değil. O yüzden bizler bir iş yapacağımız zaman, bir şeye söz vereceğimiz zaman inşallah demeyi unutmayalım. Bir kimse kendince benliğe düşerse, kibre düşerse, kendince ben bunu hallederim, ben bunu yaparım deyip de enesini yükseltir, nefsini yükseltirse Allah muhafaza eylesin. Ona manevi tokat gelir. O yüzden Müslümanlar, müminler bir iş yapacaklarında, bir şeye söz verdiklerinde inşallah demeyi unutmayacaklar. Ama ve lakin Allah'ın öyle dostları vardır. Öyle dostları vardır ki onlar inşallah demesi onların zaten hani inşallah'a can olmuştur dedi. Allah'a can, Allah'a dost olmuşlardır. Onlar bir söz ağızlarından çıktığında Cenab-ı Hak onları yerine getirir. O yüzden bu konuda da hadis-i şerifler ve hadis-i kutsiler mevcuttur. Cenab-ı Hak onların ağızlarından çıkanı yerine getirir. Onların inşallah demelerine gerek kalmaz. Ama onlar Allah'la dost olmuşlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri inşallah demediği için vahyin kesilmesi arkasından gelen ümmetlere derstir. Cenab-ı Hak oradan İşaret eder. Der ki ben Habibim inşallah demediği için vahyi kestim. Siz inşallah'a dost olun.
inşallahla yakın olun deme manasındadır. Allahu alem, doğrusunu Allah bilir. Bizi şeytan yoldan çıkarıyor. Peki şeytan azazırken onu şeytan yapan neydi? Onun şeytanı kimdi? Bizi şeytan yoldan çıkarmaz. Biz kendimiz şeytana tabi oluruz. Şeytan gelip bizim kulağımızdan tutup hadi seni yoldan çıkaracağım demez. Biz şeytana tabi oluruz. Biz şeytana tabi olunca yoldan çıkarız. Yoksa bizi şeytan yoldan çıkardı deyince bizim hatamızı ve kusurumuzu biz şeytana atmış oluyoruz. Hazreti Adem şeytanın üzerine atmadı. Ben nefsime uyanlardan oldum dedi. Ben nefsime zulmedenlerden oldum dedi. Beni şeytan yoldan çıkardı demedi. O yüzden beni şeytan yoldan çıkardı diyenler küstah cahillerdir. Küstah cahiller derler ki beni şeytan yoldan çıkardı. Demez ben nefsime uydum diye. Biz kendi nefsimize uyar yoldan çıkarız. Kendi nefsimize uyar yoldan çıkarız. Allah bizi muhafaza eylesin. Amin. Siz kötülükleri nefsinizden, iyilikleri de Rabbinizden bilin. Biz beni yoldan çıkardı şeytan. Senin hiçbir suçun yok. Kör olasıca şeytan. Ne yapalım? Gidelim şeytanı bulalım, cezalandıralım. Neden? Ben zina yapmayacaktım. Beni şeytan yoldan çıkardı. O yaptırttırdı. Allah muhafaza eylesin. Böyle bir şey yok. Onun şeytanı kimdi? Onun şeytanı da kendisiydi. Şeytanın şeytanı aranmaz ki. Bir laf söyleyeceğim, karışacak ortalık şimdi. Bilal Hoca, şeytanın şeytanı kim? Efendim? Şeytanın nefsi var mı diye soruyorsun. Şeytanın şeytanı kim? Biri kımıl kımıl kımıldanıyor ama boyuna. Cevap vermek için patlatacak böyle de. Diyor ki dur yapma ben yıkayayım yıkacaksam diyor. Öyle duruyor. Evet. Bir Müslümanın siyasete bakışı nasıl olmalıdır? Devlet Müslümanlara veya toplumuna zulüm, haksızlık ediyorsa bir bireyin duruşu nasıl olmalıdır? Günlük hayatta evde yürürken, konuşurken bize düşen edep nasıl olmalıdır? Ahlak edebi kapsar mı? Evet, bir Müslümanın siyasete bakışı nasıl olmalıdır? Siyasete bakışı sıcak olmalıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin bir yönü siyasetçiydi. Bu manada insanları idare ediyordu. Devlet idare ediyordu. Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman, Ali efendilerimiz aynı zamanda birer yönleriyle siyasetçilerdi. Birer yönleriyle irşad ediyorlar, birer yönleriyle devlet idare ediyorlar, birer yönleriyle insanları idare ediyorlardı. O yüzden eğer ki söz konusu olan bunlar ise Müslümanların bundan kaçınması, bundan geriye adım atması mümkün değildir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin siyasetin şerrinden ve şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım dediği şey meclisteki siyasettir. Ondan öncesinde der ki baktım ki diyor millet meclisinde ağzı laf yapan ama doğru konuşmayan bir kimse konuşuyor. Onlar da bizim partiden diye alkışlıyor. Bir kimse de diyor doğru söylüyor, doğru konuşuyor ama bizim partiden değil deyip diyor onu da yuhluyorlar. Bu hali görünce min şerri siyasete dedim diyor. Ondan ayrıldım. Bu Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin içtihadı.
O günkü vermiş olduğu içtihat kendince. Bir Müslümanın kendince kendine böyle içtihat etmesi hak mıdır? El cevap haktır. Ama diğer Müslümanların bunu kendilerine ölçü etmeleri de hak mıdır? El cevap haktır. Ben o içtihada katılanlardan değilim. Benimki cahilce olsun, biraz şatahatça olsun, biraz şatafatça olsun, biraz küstahça olsun. Ben Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin yerine olsaydım, ben millet meclisini bu gayri İslami insanlara terk edip bırakmazdım. Orada ölümün pahasına mücadele ederdim. Bu da benim iştahım. Kendimce kendime. İyiyi, doğruyu, güzeli, hakkı savunan insanlar nefes alıp verdikleri müddetçe Cenab-ı Hak onları nerede istihdam ettilerse orada iyiyi, doğruyu, güzeli, hakkı savunmakla mükellefler. Nasıl Yunus Aleyhisselam İçinde bulunduğu müşrik toplumun müşrikliğinden bıkaraktan Allah'tan emir beklemeksizin o beldeyi terk etmeye kalktı. Cenab-ı Hak onu ikaz etti. Cenab-ı Hak onu irşad etti. Cenab-ı Hak onu terbiye etti. Balığın karnında 40 gün tövbe etti. Çünkü o Cenab-ı Hakk'ın kendi üzerine takdir ettiği şeyi kendi aklınca bozmaya çalıştı. Sen bir yerde hizmet ediyorsan Allah yolunda bir vazifen varsa orada, senin bir vazifen varsa orada, sana orada bir vazife verildiyse, senin orada bir sana bir siper konduysa, sana bir siper konduysa, siperden seni de vazifeli ettilerse, sen kendi kendine iştahat edip bir yeri terk edemezsin. Buna hiç kimsenin hakkı olmaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ashabının davranışı böyle değildir. Hiç kimse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir beldeye vali tayin ettiyse, bir yere komutan tayin ettiyse, bir müfrezenin başına imam tayin ettiyse, komutan tayin ettiyse, hiçbirisi de kendi kafasından kendi kendine oradan feragat edememiştir. Etmez. Edilmesi zaten büyük bir handikaptır. Ama bir kimse kendince buna bir yol bulabilir mi? Bulabilir. O zaman hep beraber biz, bu da bir içtihattır, bu da bir fetvadır. Kur'an ve sünnet burada yaşanmıyor deyip hep hicret edelim. Kendi bulunduğumuz yeri Kur'an ve sünnete çevirmeye gayret etmeyelim. Kendi bulunduğumuz yeri Kur'an ve sünnete tabi etmek için gayret etmeyelim. Bırakalım hep sahaları. Bu da bir yoldur. Buna neden böyle yapıyorlar demem. Durum onu gösteriyordur. Yapmışlardır. Ama benim yolum değil. O yüzden Müslümanlar bugün için siyasete nasıl bakmalı? Çok sıcak bakmalı. Buradaki siyasetten kasıt köşe denmekse, buradaki siyasetten kasıt ihale almaksa, buradan siyasetten kasıt zengin olmaksa, buradan siyasetten kasıt makam mevki sahibi olmaksa, o siyasette işimiz yok. Ama buradaki siyasetten kasıt orada ehli hak birisinin durmasıysa, siyasetten kasıt Kur'an ve sünnete uygun insanların yetişmesine vesile olmaksa, siyasetten kasıt Müslümanların bir nefesi bir sesi olacaksa, siyasetten kasıt çalmadan, hırsızlık yapmadan, bozmadan, yıkmadan, Kur'an ve sünnet dairesinde devlete, vatana, millete, insanlara, dine, Kur'an'a, sünnete hizmet etmekse, o siyasete canla başla koşturur. O yüzden kalkıp da buradan geri adım atmayız.
Bunu söyleyenler de zaten siyasetin tam ortasında durdular tarih boyunca. Bediüzzaman Said'in Nursi Hazretleri böyle siyasetten, siyasetin şerrinden ve şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım dedi. Çekildi. Talebelerinin hepsi siyasetin göbeğinde oldu. Okuyucular gittiler, Süleyman Demirel'i desteklediler. Yazıcılar bir müddet gittiler, Süleyman Demirel'i desteklediler. Ondan öncesini Adnan Menderes'i desteklediler. Dediler ki Risalelerden Ebced hesabıyla çıkardık. Ondan sonra işte şey Bediüzzaman Hazretleri Ebced hesabından şeye Adnan Menderes'e işaret etti. Herkes gitti Adnan Menderes'i destekledi. İçlerinden bir iki tane milletvekili aldı. Ardından yine Risaleciler dediler ki Ebced hesabı yaptılar. Süleyman Demirel, Nurlu Süleyman dediler. Bunları yeni nesil bilmiyor. Süleyman Demirel de onlara bir iki tane milletvekilliği verdi. Bütün Nurcular gittiler. Süleyman Demirel desteklediler. Ardından yine bir Ebcedçi çıktı. Fethullah Gülen Hoca dedi ki Risale-i Nur işaret ediyor Turgut Özal'ı. Hepsi de gittiler. Turgut Özal'ı desteklediler. Ondan sonra yine Fethullah Gülen Hoca yine bir Ebced hesabı yaptı. O Ebced hesabından da dedi ki Tayyip Erdoğan desteklenecek. Ondan sonra Hürra gittiler. Hep beraber Tayyip Erdoğan'ı desteklediler. Tayyip Erdoğan da dedi neyi istediler de vermedik dedi. Demek ki karşılıklı oturdular, anlaştılar. Ebced hesabı bu demek ki. İstediklerini verdiği halde onlar döndüler Tayyip Erdoğan'a bir hançer vurdular, araları bozuldu. Yani bu lafı söyleyen Bediüzzaman Said'in Nursi Hazretleri'nin talebeleri de bu lafa ittiba edip orada durmadılar. Orada duran olmadı hiç. Hepsi de dolaylı olarak siyasetle ilgilendiler. Dolaylı olarak siyasetin içinde kaldılar. Bu zaten mümkün değil ki. İslam'ın hukuku var. İslam'ın hukukunun icra edilmesi gerekiyorsa siyasetle ilgilenecek Müslümanlar, alternatifleri yok. Devlet Müslümanlara veya topluma zulüm, haksızlık ediyorsa bir bireyin duruşu nasıl olmalıdır? Mümkün olduğunca bütün bulunduğu yerde bütün Müslümanlar Kur'an ve sünnetin hakim olması için mücadele etmekle mükellefler. Günlük hayatta evde yürürken konuşurken bize düşen edep nasıl olmalıdır? Haram işlemeyelim yeter bize. Ahlak edebi kapsar mı? Evet. Ağır vesvese rahatsızlığından nasıl kurtulabiliriz? Vesveseden kurtulmadan samimiyetsiz, inançsızmışız gibi Allah var mı yok mu gibi saçma sapan vesvese oluyor. Çok ağır geliyor. Bu da namazdan, ibadetten haz almamıza engel oluyor. Nasıl kurtulabiliriz? Selamun aleyküm, saygılar. Günlük 100 sabah 100 de akşam İhlas suresi okusun bu kardeş. Kabe'nin fazileti nedir? Kabe, Kabe'dir. En önemli mescitlerden birisidir. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri üç mescit için hicret, yola çıkmak haktır demiş. Bunun birisi de Beytullah'tır. Beytullah bu noktada orada kılınan namazlar, tutulan oruçlar, oradaki yapılan ibadetler muhakkak ki başka yerde yapılanlardan evladır. Bitti. Şimdi çaylarınızı rahat rahat için. Ben de içeyim. Yok edebilir müfredden. Geç kaldım.
dakikada bitireceğiz dersi. Allah'ın izniyle. Haydar yakışmış maşallah ya. Allah Allah. Milletin soluğu kesildi bugün ama. Değil mi? Bayadan beri böyle bir buçuk saat ders yapmadı dedi kimse. Böyle alışmışız. Bir şey olmaz.
işte o dersler, ders kağıdındaki neler her perşembe burada öyle olacaklar. Rakstara İlahi çekip ilahi söyleyip halay çekebilir. Sıkıntı yok. Ama zikrullah esnasında böyle halay çeken yok. Bizde edeben uygun değil karakter. Bizim derken onlar zaten burada sırasıyla sohbette devam edeceğim onlar sözlerim. Dinledin kafası karışmaya başladı. Önceden böyle yapanlar yoktu. Şimdi yapmaya başlayanlar var o yüzden. Halvetilerin eski halvetilerde yok artık. Şeyde de var, Nakşibendilerde de var bazı Nakşibendilerde. O yüzden bazı Nakşibendilerde de var aynı şey. Halvetilerde var aynı şey. Biraz Doğu Güneydoğu'da Nakşibendilerde de Halvetilerde var. Caiz değil. Ahmet Rufai Hazretleri'nin kerameti olduğunu söylenir. Rufai Hazretleri devam eden bir kerameti. Bu idrak olması şartı yoktur. Normalde ama bunu böyle bir gösteri haline getiriyorlar. Bu da çok uygun değil gösteri haline getiriyorlar. Dışarıdan görenler senin gördüğün gibi görüyorlar, vücuduna zarar vermiyorlar. Vücuda zarar vermiyor hani. Benim gırtlağımdan içeri onların kendi kerametleri değil. O Ahmet'in bayağı şimdi zaten sıkıntılı tarafı o. Ahmet'in bayağı kerametini kendi kerametlerini düşünüyorlar orası. Onun normalde duası var. Böyle bir şey. Keramet şahıstan şahısa geçiyor. Yani o kerameti mesela bir kimse bir şeyden alıyor. O şey o başkasına gösteriyor. Ondan sonra o bir başkasına gösteriyor. Öyle, böyle böyle ciddi bir sıkıntı. Doğdu bile de orada para yedir. Ya birisi ona diyor, onun normalde devir esnasında dokunan duaları falan var, dokunan yetkileri var. Mesela o şişi getirenin kokacakları var, şişi yapacak olanın kokacakları var. O bir ritüel bir sebebi. Şey değil. Ben kalsa benden başka bir yer yok. Normalde ben götürdüm bu iş işte. Ben normal.
Efendi, Hacı Aydar abi, Hacı abiye de ben götürdüm. Şeyh Efendi'ye de ben götürdüm. Benden başka bilen yok. Şeyh Efendi bir başkasını da böyle çalışıyor. Şişi normalde alırken okunanlar var, götürürken okunanlar var. Kur'an kimsenin okudukları var. Hiç bir şey ilgisi olmayan, yoldan geçer bir mesele de kullanabilir miyim? Ya yoldan geçene de vermezlerse. Hayır, yani misafir gelmiş gibi birisine diyeyim. Ya, yapanlar vardır muhakkak. Bizim nerede? Hatta şişler bende duruyordu devamlı. Şey efendim bir yere gideceğiz. Mustafa sen de o şişleri al gidelim. Ben alıp götürdüm şişleri. Buradan normalde orada bir mesele attım. Kur'an yapacaksa onu Kur'an yapar. Ben tekrar getirdim en sonunda dedikodu olur, bir şey olur, bir problem olur diye. Ben sonradan aldım şişleri, götürdüm şey efendim, teslim ettim. Hani bundan habersiz benim böyle... Benim sesim gelmiyor. Şişleri ben aldım ya, kendisine götürdüm, geri verdim. Yani ondan habersiz ben buhran yaparım, bir şey yaparım diye. Düşünülmesin diye ben şişleri götürdüm, kendi elimle Şeyh Efendi'ye teslim ettim. Oğlum ne yapmaya getirdin? De olsun efendim, siz de dursun burada, bir yere gideceğiz zaman getirip götürdüm. Öyle kaldı. Onunla şeyhlik yaparlarmış önceden. Efendim? Burhan delil demek zaten. Böyle kalbi zayıf kimselere bir delil olmuş oluyor ama şey değil yani, ölçü değil. Bu fakir için ölçü değil. Ben çünkü buhranla para toplayan insanları da gördüm. Tabii işin bir de başka tarafı var. Yani normalde o kimse onunla dünyalık topladığı için bu acı tarafı mahşerde onunla cezalandırılacak. Doğuda, Güneydoğu'da çok var böyle. Yani buhran yaparaktan geçinen şeyhler var veya buhrandan geçinenler var. Birine öyle demiştim ben. Mahşerde bununla bununla azap olacağınız dedim. Kızdı bana. Benim nazarımda delil değil. Bunu Ahmet el-Rufai Hazretlerine böyle küstahlıkmış gibi algılanacak diye dilim güdük çıkıyor biraz böyle, hani o yüzden dilim ağırlaşmıyor. Yoksa ağır konuşacağım meseleyi de. Ama tabii bu normalde insanların, ümmetin çaresizliğinden de kaynaklanıyor. Ümmetin Kur'an ve sünnet bilgisinden uzak olmasından da kaynaklanıyor. Anlatacak bir şeysi yok. Birisi soru sorsa vereceği cevap yok. Kalkıyor bir şiş vuruyor, bitiyor iş. Herkes susuyor bu sefer ona. Hiç kimse ona bir şey diyemiyor. Allah muhafaza eylesin. Yani iki kelimeyi bir araya getirmekten uzaklar, bir ayet, bir hadis anlatmaktan uzaklar. Doğuda, Güneydoğu'da çok var. Ben birkaç tanesine rastladım. Adam terzi mesela, işte kılıç şey vuruyor, bıçak vuruyor kendisine. İşte hani biz boş, boştun dedim ben de. Öyle kaldı. Hani nasıl bana boşsun dersin. Böyle tuttum, önce sünnet olan sakalı bırak dedim. Buhrandan önce dedim, sünnet olan sakalı bırak dedim. Bu kaldı. Biraz sohbet ettik, konuştuk. Ondan sonra. Tabii şey değil böyle, nasıl söyleyeyim, yani ne dersen de o da ne, yani şey yapmıyor, ondan kendine bir yol bulmuş. O yüzden Allah muhafaza eylesin. Amin. Anlaşıldı?
Yoksa ateş yalamak da buhranı. Kılıç vurmak da buhranı. Zehir içmek de buhranı. Darbe buhranı var. Kafanla duvara vurmak da buhranı. Buhran çok. Sıcak suya girme buhranı var. Gireceksin mi? Evime. Mesela Nakşibendiler zehir içerler. Bütün Nakşibendilerin zehir içmesi gerekir. Buhran. Mesela meclisi meşayih olmuş olsa şeyhlik icazeti alacak olan kimse nereden? Nakşibendi'den. Koyacak oraya bir fincan zehir. Diple bakalım diyecek. Fon dip. Ambulans 112 orada da var. Hacı Ebu Bekir Baba İstanbul'da Şeyhülislam'a kitabı gidecek, icazetlerini mühürletecek. Önceden öyle bir kural var. Tantadan hem Abdurrahim Tantevi'den hem Abdurrahim Neşavi'den 5 icazetten ders alınca gelmiş tabii şeye, İstanbul'a. Oradaki meclisi meşayih de vuracak altına mührünü. Çıkmışlar Şeyhülislam'ın huzuruna. Şeyhülislam demiş, ya Rufailer ateş tutarlar demiş. Böyle mangalda içinde köz de varmış orada, geçmiş gün tabii. Hemen mangalı şey yapıvermiş, közü. Kovuşlamış, böyle mi yaparlar efendim demiş. Bırak demiş ona. Ondan sonra hemen icazetin altına mührünü vurmuş, göndermiş. Buhran orada bitmiyor, fırın buhranı var. Ona sıcaklık buhranı derler. Yanan fırının içerisine kebap fırının içerisine atıyorlar küren üstüne koyup. Kebap olmak ister misin? Allah Allah. Var mı başka soru sorulan? Selamünaleyküm.